evsel atıklarınızı naylon veya poşet gibi, plastik gibi doğada yüzyıllarca yok olmayacak ürünler hariç odun parçaları, demir bile olabilir. Çünkü toprağın demire de ihtiyacı var. Bunları ben normalde sıcak kompostun içine ekliyorum ve kompost yapımında kullanıyorum. Ama günlük biriken evsel atıklarımı burada gördüğünüz gibi içinde limon kabuğu, tuvalet kağıdı, peçete, çay, sebze artıkları. Bunları bahçemin bir kenarına, burada görüyorsunuz, otun parçaları da koymuşum. Bunları içine döküyorum. Sonra üzerine toprak ekliyorum. Üzerini iyice örterseniz sinek vesaire de oluşmaz. Bu bir süre sonra, bak burada görüyorsunuz, ay çekirdeği kabukları falan da var. Bunlar toprağa karışacak ve toprak olacak. Sonuçta topraktan geldik, toprağa gidiyoruz. Bakın buraya ben yine odun parçaları atmışım. Bunlar yanmayacak kadar küçük malzemeler. İlaveten arkadaşlar, bulaşık sularınızı da, eğer içinde deterjan yoksa tabii, yine ben onları lavaboya dökmüyorum, bahçeye döküyorum bu şekilde. Bunlar da hem tasarrufu hem de iklimsel hava değişikliklerine katkımız olur.